Ergün Diler. Paraya bakın. Türkiye bugün değil, her zaman önemli bir ülkeydi. Bu nedenle Türkiye'de yapılan operasyonlara büyüklerin gözüyle bakabilmek gerekir. Bu topraklarda yere düşen bir yaprağa bile böyle bakmak durumundayız. Böyle yapmazsak ne olur? Olanları yıllar sonra anlarız, olacak budur. Hep de böyle ola gelmiştir. Bir Türk olduğum için yazmıyorum. Dünya üzerinde en değerli topraklardan birinin üzerinde yaşıyoruz. Herkes buraları kontrol etmek sevdasında. Bütün büyük güçler hem kendi aralarında mücadele ederler hem de gelip buraya çökmek isterler. Çünkü kendi aralarındaki savaşı bitirecek olan hamlelerden biri Türkiye'dir. Ankara kimin elini yukarı kaldırırsa galip odur. Bunu bilmeyenler var. Türkiye'de de, bölgede de Amerika ile Çin'in savaşı vardır ve bu yakında iyice bizi içine alacaktır. Nasıl mı? Açalım isterseniz. Mark Esper'ı geçtiğimiz gün yazdım. Başkan Trump, Mark Esper'ın 18 Haziran 2019'da Amerika Savunma Sekreteri Vekilliği görevine atandığını açıkladı. Bu karar Trump'ın değil, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ricasıydı. Çünkü Pompeo, Amerikan derin devletinin masası olan West Point Akademisi'nin en özel askerlerinden biriydi. 1986'da akademide görev yaparken en yakın arkadaşı da Mark Esper'dı. Şimdi bu iki isim Washington'ın şahin kanadının baskın gücü olacak. Esper ve Pompeo'yu West Point'i e aldıran kişiye bakmakta ve incelemekte fayda var. Bu kişi Can Abizaid. Pompeo ve Esper'ın en sevdikleri kişi olan Can Abizaid nisan ayında çok önemli bir göreve atandı. Dört yıldızlı general olan ve West Point'in önemli askerlerinden Can Abizaid bir ay önce Amerika'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi oldu. Pompeo'nun talebi doğrultusunda alınan bu karar yeni dönem savaş taktiği olarak algılandı. Akıllı isimler olayları böyle okudu. Sonra ne oldu? Pompeo çıktı Suudi Arabistan'a gitti. Kral Selman ve Prens Selman'la buluştuğunda Can Abizaid'in anlaşmalarını onayladı. Can Abizaid de İran operasyonu için hızlanalım görüşünü savunuyor. Aynı Bolton, Asper ve Pompeo gibi. Vururlar mı? olma ihtimali hiç az değil. Uzun zamandır İran çevrelenmekte. Çinle bağının kopması için adımlar atılmaktı. Gözümüzün kulağımızın orada olması gerekmekte. Devam. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının merkezinde elbette İpek Yolu projesi var. Çin gizli gizli operasyon yaparken Amerika açık şekilde kararlar alıyor. Çin Washington'ın yönetiminde çok etkin olan Boeing şirketine hedef aldı. Boeing 737 Max uçaklarının sorunlu olduğunu dünyaya ilan eden ve uçuşları durduran ülkelerin başında Çin geliyordu. Bu kararın Boeing'i batırma noktasına getireceği biliniyordu. Öyle de oldu. Şirket tarihinin en ağır saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Birkaç yazılımla çözülebilecek bu durum şirketin güvenilirliğini de yerle bir etti. 11 Mart itibariyle Çin'in başlattığı operasyon istenildiği gibi noktalandı. Boeing tarihi zarar gördü. Şirket bu saldırıdan dolayı çok zor anlar yaşadı. 650 milyar dolar zarar eden şirketin toplam zararının 1 trilyon dolar olacağı öngörülüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu duruma bir karşılık vermesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Android saldırısı adı altında Google, Microsoft, Vodafone, Intel ve Qualcomm gibi şirketler Huawei ile lisans anlaşmalarını iptal etti. Şimdi Çinli şirketin ayakta durma şansı çok zor. İflasın eşiğine gelen Huawei içeriye dönmek kararı aldı. Ancak Amerika'nın Boeing nedeniyle bir misilleme yaptığı iddiaları doğru değil. Bu savaşı ilk başlatan Washington olmuştu. Aralık 2018'de Huawei'nin kurucusu ve sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandı. İki ülke arasındaki en ciddi saldırıyı Amerika başlattı. Çin, Boeing ile karşılık verdi. Ardından Amerika Huawei'ye son hamlesini yaptı. İki ülke arasındaki savaş daha da tırmanacak. Amerika, Çin'in hamlelerini ulusal güvenlik tehdidi olarak algılıyor. Huawei gerçekten de büyük bir güç. Bu güç sadece Amerika için değil İngiltere için de bir risk oluşturuyordu. Londra'da beklenen adımları attı. İki ülkenin arasındaki savaşın sona ermesi için İpek yolunun Amerika ile ortaklığı açıklanmalı. Aksi takdirde gerilim daha da artacak. Dünya bunu yaşayacak. Kanada'da da, Avustralya'da da, Akdeniz veya Afrika'da da bu savaşın izlerini göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Sahra Altı Afrikası'na olan ilgisini açık ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya'yı büyük bir merkez olarak görüyor. Bu talep Washington'ın. Etiyopya ile Somali komşu. Somali'de Çinli Poli GCL adlı şirketin çok önemli petrol ve doğal gaz sahalarını keşfettiği sır değil. Birkaç gün önce Etiyopya'da bir darbe girişimi oldu. Bu girişimin arkasında Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Çünkü iktidar Çin'le anlaştı. Amerika'da askeri darbeyle bunu bitirecekti ama başarılı olamadı. Ülkede darbe girişiminin merkezinde bulunan güvenlik şefi Asami Nevtisiye öldürüldü. Aynı şekilde genelkurmay başkanı Sierra McConnell de infaz edildi. Burada da Çin ile Amerika savaşı gördük. Yani bu savaş yayılıyor. Çin Amerika'ya Boeing ile en büyük zararı nerede vermişti? Elbette ilgisi yok ama Boeing 737 MAX uçağı nerede düşmüştü? Etiyopya'da. Savaş bu kadar tırmanmışken Türkiye'nin bunun dışında kalma ihtimali var mı? İstanbul'un kalma ihtimali var mı? Yok. İstanbul sermayesi zaten bunu ilan etti. Devamı niteliğindeki adımlar gelecektir. Yakında önemli hamleler yapılacaktır. Karşılık ne olur bilinmez ama sermayeyi takip edin. Olacakların habercisi onlar çünkü. Para yani. Ergündiler takvim.